Şimdi siz bu konuşlarımı alın, analiz edin, sonra ekleyin üstüne, yazın gönderin, güzel şeyler yazın. Verdim size yetki. Hani konuşmayacağım, konuşamam diyordu. Mavi ile Yeşil'in buluştuğu baraj kenarında kurulmuş turizmi çağıran ben buradayım diyen bir belde. Aldığımızda şu gördüğünüz alanların tamamı kırsal bölgeydi. Biz belli bir süre çalışmalardan sonra şu anda izlemiş olduğumuz, görmüş olduğumuz, oturup nefes aldığımız hale getirdik. Çok eski tarihi İpek Yolu burası. Zaten şelaleye yapış amacımız, develerimizi orada kullanmamız, buranın tarihi bir İpek Yolu olduğunu hatırlatmak için. Bu alanda da öz geçmişteki kültürümüzü gelecek nesillere aktarmak, insanlarımızın burada nasıl bir kültürün hakim olduğunu görmesini sağlamak için böyle bir çalışma yaptık. Öz kültürün öz geçmişi atçılığa dayanıyor. İsmini de zaten atın üstünde kullanmış olduğumuz Semer'den alıyor, arka tarafından alıyor. Onun akabinde bir yayığımız var, bir bayanla yayı kuran bir bayanımız var orada. Şimdi temizlik konusunda ben kendim de biraz titizim. Devraldığım zaman tabii ki bu halde değildi ama kendim o taşların boyanması gerektiğine inandım. Renkleri kullanarak önce kaldırım taşlarından başladık. Baktık ki beldede inanılmaz bir değişiklik var. Bir güzellik var, göze hitap ediyor. Sonra kazıklama sistemlerini yaptık. Maliyeti ucuz ama çok şık görsel şeyler üretmeye çalıştık. Bu da maliyeti yüksek olursa projelerimizi bir projeye yapana kadar 3 projeye paylaştıralım dedik. Maliyeti düşük şeyleri kullandık. Tamamıyla kendi dokunuşlarımız. Bunlar da beldemizin çehresine çok büyük değişiklik kattı. Belde içinde kullandığımız küçük çöp bidonlarımızı kendimiz ürettik. Şöyle ürettik. Eski araba lastiklerini toplayarak bu lastiklerde ana renkler kullanarak çok karmaşıklığa yer vermeden çöp bidonlarımızı ürettik. Ve inanılmaz düşük maliyetle ürettik. Yerlerine konulduktan sonra izlemek bizi inanılmaz mutlu etti. Parkımın devamında hemen devam eden şuradaki sergilemiş olduğum kültürüm benim kültürümün tamamı değil. %60'ı geri kalan %40'lık kısmını tekrar orada sergilemek istiyorum. Bu arada hedeflerimden biri de ben kendim hanım belediye başkanı olduğum için buradaki hanımlarımızı girişimciliğe teşvik etmek, onlar için bir şeyler yapabilmek, bırakabilmek. Çalışmalarını sağlayacak, ekonomilerine katkıda bulunacak bir proje. Tabii bu şu anda düşüncede net bir şey yok. Bizim kendimize özgü bir gaz lambamız var. Bu gaz ve fitille yanan bir lamba. Biz bunları elektriğe dönüştürüyoruz. Yani elektrik yakıyoruz. Alıyoruz fitilini, diğer yardımcı malzemelerini alıyoruz. Tamamıyla elektriğe çeviriyoruz, elektrikle yanıyor. Onunla ilgili hanımlarımıza bir eğitim verip, kurs verip, ondan sonra onun bir ufak da olsa fabrikasını açıp birazcık istihdamı sağlamak istiyorum hanımlarla ilgili.